Herkese selamünaleyküm, videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım, bugün size kötü bir şey söyleyeceğim. İlk önce şöyle bir Duru Hanım'ı göstereyim, bakın. Maşallah bayağı bir büyümüş, kocaman olmuş. Artık bildiğiniz kuş gibi olmuş ya. Bak şuna bak ya. Dostlarım, bu %90 dişi ya. Hani bir önceki videoda yorumlarında bunun cinsiyeti konusunda konuşulmuş da. Bazı arkadaşlar erkek, bazı arkadaşlar dişi demiş. Ben de dişi yönündeyim dostlarım. İlk öncelikle karakterine bakarsak dişi hareketleri sergiliyor. Yani bir dişi kuşun yapıcı hareketleri yapıyor. Çünkü önceden de beslediğim kuşlardan tecrübe edinerek söylüyorum. Erkekler daha saf oluyor yani bu konuda. Bir de dostlarım bakın, burun şeyini görüyor musunuz? Ben eskiden pek anlayamıyordum da cinsiyeti. Dostlarım asıl mevzu ne biliyor musunuz cinsiyette? Şu burun deliğini görüyor musunuz? Ya şu kamera bir güzel odaklasa ya, beni şaşırtacak da. Bakın, burun deliği eğer ki beyaz rengine doğru gidiyorsa dostlarım, bu yüksek ihtimalle dişi kuştur. Şimdi bu kuşa ben neden dişi diye iddia ediyorum dostlarım ki, zaten bu yumurtadan çıktığı günden beri içimden dişi olmasını istiyorum bunun. Hani öyle geçiyor içimden. Şimdi dostlarım, bunun babaannesi Boncuk, tamam mı şu? Ben Boncuğu sahiplendiğimde dostlarım aşağı yukarı 50 günlük falan bir şeydi. Ya da 45 günlük falan bir şeydi. Burnu dostlarım pes pembeydi. Erkek gibi bir şeydi. Yani bu kadar bile değil. Erkek gibi bir şey. Ama görüyorsunuz dişi oldu. Aynı şekilde dostlarım. Bir dur kızım, bir dur. Düşme sakın aşağı. Şu fıstık var ya, şimdi onun da yanına gideceğiz. Dostlarım onun da burnu pembeydi ki ben ona erkek diyordum. Yani sonradan yaşı ilerledikçe burnu açıldı dostlarım. Yani dişi oldu. Dişi rengine döndü. Şimdi bu hayvanların zaten ta yumurtanın ilk günden dostlarım cinsiyetleri belli, tamam mı? Oluştuğu ilk günden belli yumurtanın içerisinde. Sadece hormonsal etkilerden dolayı burnu ona göre renk alıyor. Çünkü dostlarım mantık olarak şu burun kısmının renklenmesi dişi ve erkek hormonlarına bağlı olaraktan düşünüyorum ben. Acaba öyle mi bilmiyorum ki, mantığa vurduğun zaman dostlarım öyle gözüküyor. Bu arada biyoloji dersim de iyidir. Ondan şey olarak konuşuyorum. Yani bu hayvan cinsi de şu anda belli zaten. Dişi ve erkek olmayacak. Sadece biz bunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Nasıl ki erkek aslanlarda yavruken, yele yokken sonra o hormonlar, erkek hormonları etkisini gösterip yeleleri çıkıyorsa, keza insanlarda da dostlarım ergenliğe kadar erkek çocuklarında bıyık sakal çıkmaz. Ne oluyor? Erkeklik hormonları devreye girince sakallanıyor, bıyıklanıyor. Yani bu kuşlarda da öyle bir şey var. Bir gün dişi bir gün erkek olmuyor. Yani sadece burun rengi önemli yani. İnşallah. Allah bela. Lan oğlum bir dur ya. Vallahi çizelmiş, düşünmemiştim dostlarım. Gel kızım gel. Uy ne oldu, gel. Geç hadi yuvanı geç geç. Bak bak bak. Bak yaramaza bak ya. Yaramaza bak ya. Ne oldu kızım? Benim kızım. Tamam. Şimdi dostlarım kötü bir haber vereceğim. Biliyorsunuz Mıncır'la Şeker'in yavrusu vardı dostlarım, bir tane. Ya şu kamera beni harbiden deli ediyor ya. Dostlarım dün hani bunlar balkondaydı ya. İçeri getirdim, bu hayvan yaşıyordu yavru. Ondan sonra dostlarım sabah oldu. Yani bu hayvan yaşıyordu bu arada, bunların yavrusu. Sabah bir kalktım iş için dostlarım, yavru şu ızgara tellerin arasına sıkışıp ölmüş. Hani neden öyle oldu bilmiyorum. Herhalde bunlar gece kanat çırpın ya da bir şey oldu. Veya hayvan tüneyi bulamadı. Yani bilmiyorum ama şu ızgara teline sıkışıp ölmüş hayvan. Yani kötü bir ölüm oldu. Ki ben o yavruyu kendime ayıracaktım. Biliyorsunuz ben Hint birbirlerini azaltacaktım ama ben bunun yavrusuyla, buradaki yavruyla şu siyah yavru eş yapmak istiyordum dostlarım. Nasip de yokmuş. Demek ki onun da ömrü o kadarmış. Ama demek ki bu Hint birbirlerinde ızgara tehlikeli dostlarım. Çünkü içine sıkışabiliyorlarmış demek ki. O yavru sıkıştıysa bunlar da sıkıştı. Çünkü yavru da aşağı yukarı bunları mı oynuyor? Yavru dediysem küçücük bir şey değil yani. O yavru sıkışıyorsa bunlar da sıkışır. Burada da Limon Reis var. Limon Reis de kendisini toparlıyor dostlarım, biliyorsunuz. 2 gün önce Gündüz'le feci bir şekilde kavga ettiler. Yetişmeseydim ölecekti yani. Şu anda Limon'un da durumu iyi. Çok iyi. Kuşlara vitamin verdim dostlarım. Muhabbet kuşlarına. Hatta şeye de verdim. Fıstığa da verdim. Biliyorsunuz daha yeni yumurtlama şeyinden geçti. Vitaminlerini, minerallerini alsın yani. O yüzden sularda az su var. Onları da boşaltacağım. Yani
Videodan sonra taze su koyacağım. Bir gün boyunca ilaçla su içtiler yani. Dostlarım fıstık da dördüncü yumurtayı yaptı. Şimdi size şöyle göstereyim. Gerçekten aşırı derecede iri yumurtaları var. Yani şu anda fıstığı rahatsız etmek istemiyorum da. Dostlarım fıstığı nedense yumurtaları 1,5 kat daha büyük. Normal muhabbet kuşu yumurtasına kıyasla. Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Acaba çift sarı mı veya boş mu onu da bilmiyorum. Yani aşırı derecede iri. Hani dostlarım benim videolarımda tanımayan arkadaşlar diyor neden kafeste ne kalamar kemiği takmıyorsun? Kuşlarda kalsiyum eksikliği olabilir. Ben diyorum ki işte ben sıvı kalsiyum takviyesi kullanıyorum. Bu hayvanla eğer ki kalsiyum yetersiz de olsa diyor dostlarım yumurtalar bu kadar iri olmazdı yani. Bakın görüyor musun? 1,5 kat daha büyük bir yumurtası var. Ki bunun bir önceki videoda bir arkadaşımız o da fark etmiş zaten. O da sağ olsun çoğu videoda yorum yapıyor dostlarım. Bilgilerini şey yapıyor o arkadaşımız da. Yani o arkadaş da fark etmiş yumurtaları çok büyük diye. Bakacağız birkaç gün sonra yumurta kontrolü yapacağım. Acaba kaçıncı yumurtada yumurtlama kesecek? Onu bilmiyorum ama bakacağız inşallah dostlarım. İnşallah yavru vardır ki yavru varsa da merak ediyorum yani nasıl bir şey olacak? Acaba ikisi mi ya da iri bir cumbo mu olacak bilmiyorum dostlarım. Ona bakacağız artık. Yani fıstığın bir önceki yumurtasını hatırlıyorum. Bu kadar büyük değildi. Normal muhabbet kuşu yumurtasıydı. Ama bunlar nedense dostlarım çok aşırı derecede iri yani. İnşallah bakacağız o şeyleri de. Burada da boncuk hanım var. Kraliçe boncuk var. Ne oldu oğlum? Bak ya fırlama yavruya bak. Maşallah sana. Duru. Aferin sana kız. Bir benim duruma ya. Burada da benim boncuğum var. Cici kuş. Aşkım. Boncuk. Dostlarım boncuk konuşabilen bir kuştu. Bu son zamanlarda konuşmuyor ne yazık ki. Hani cici kuş, aşkım, hanımış benim kuşum. Ondan sonra ıslık sesleri. Bir de şu sesi. Bir de bu sesi çıkartıyor. Daha bakın. Dostlarım hint birbirleri eşleşti. Ha şu mıncır var ya. Bunu vermeyi planlıyorum bu kuşları. Ya arkadaş o kadar güzel görüntüleri var ki. Ama dostlarım ne yazık ki ev ortamında olmuyor bu kuşlar. Ben ondan sebep bunları sahiplendireceğim. Güzel bakacak kişilere vereceğim inşallah. Ki zaten bir sürü isteğim var abi. Ben açıkça söylüyorum. Bakın bu hayvanlar zor hayvan. Ona göre alın ama isteğini de çok yani. Neyse bir denesinler bakalım beslesinler. Anlarlar beni. Neyse dostlarım bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kuşlardan bir bahsettim. Fıstığın da dördüncü yumurtası geldi. Birkaç gün sonra dostlarım yumurta kontrolü yapacağım. Vallahi içinde eğer ki yavru olursa bir mucize olacak. Çünkü yani alışılmışın dışında bir yumurta büyüklüğü var. Acaba içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum yani. Bakacağız dostlarım inşallah. Video izleyen herkese Allah'a emanet olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Goodbye.